Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Ne yapıyoruz? Bugün Navitek Double Din Tape tanıtımı yapıyoruz. NX-L202R model arkadaşlar bu. NX-L202R modeli. Üstünü görüyorsunuz. Navigasyon var, DVD var, Bluetooth var. SD kart girişi var. Arkadaşlar bunda CD var diye tercih ettik. Ucuz bu, uygun bir üründü. Gerçi 2 yıl önce falan aldım ama sanırım hala satışı var. Dış kabının karbonunu ben kapladım. Gerçi bunlar da Audi A4'lerde biliyorsunuz klima normalde üstte oluyor. B6 serisinde. Kimi B7'lerde tabii ki double din var. Yani büyük teyp var. Double din teyp dediğimiz iki teybe eşit 7 inç ekrana sahip olan teypler. Arkadaşlar Navitek'te dediğim gibi navigasyon var. İçerinin ışığını ayarlayabiliyorsunuz. Kontrast olsun, ışık olsun. Navigasyonu açalım. Navigasyonu başarılı bir navigasyon. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bunun bir de navigasyonun anteni var. Navigasyondan çıkıyorum. Menüye giriyorum. Navigasyon anteni arkadaşlar beraberinde geliyor. Ürünle beraber. Televizyon anteni üstünde gelmiyor. Televizyon gerçi pardon özür dilerim. Bunda yok. Diğer modelde karıştırdım. Diğer modelde vardı. Radyomuz var arkadaşlar. Navigasyonumuz var. Disk var. DVD okuyor. MP3'lerinizi okuyor. Traklarınızı okuyor. Bluetooth eller serbest özelliği var. Arkadaşlar bu sayede telefonla, cep telefonunuzla Navitek'i eşleştirebiliyorsunuz. Telefon rehberi de çıkıyor. Şu an bağlı aygıt yok olduğu için göstermiyor. Bağlantıyı kesiyorsunuz. Tekrar ana sayfaya dönelim. Bluetooth özelliği eller serbest bir şekilde. Yolculuk yaparken telefonla görüşme yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar SD kartın içeriğine giriyorsunuz. Fakat navigasyonu şimdi normal bir şekilde kapatmadığımız için arkadaşlar içeriye giremiyoruz. İçeriğine. Şuradan navigasyonumuzu kapatalım. USB'miz burada açık. USB takabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben küçük bir USB kullandım. Yaklaşık 32 GB kadar hafızası var. Zaten burada da bakın navigasyonun SD kartı var. Mini SD kartı. Yanına hemen USB kulaklık takabiliyorsunuz. Aşağıda AV in var. Ayrıca bir AV bağlantısı yapabilirsiniz. Gelelim şu an USB'deyiz. USB'den çıkalım. Arkadaşlar AV giriş kısmı var. Buradan işte video, diğer AV seçeneklerine bağlanabilirsiniz. Yine home'a dönelim. Ayarlar kısmı. Duvar kağıdını ayarlayabiliyorsunuz. Zamanı ayarlayabiliyorsunuz. Genel eller serbestliği de bir tekrar dönelim. Genel ayarlamalardan ekran üstü görüntü ayarlayabiliyorsunuz. Ekran koruyucu. Gerekli sesler, uyarı sesleri, aydınlatma belirleme. Ve ürün hakkında buradan şeyler var, bilgiler var. Buradan geri gidelim. Bunları pek zaten kullanmıyoruz. Genel bir ayar yapıyoruz. Bluetooth ayarları var, navigasyon ayarları var arkadaşlar. Video ayarları var, ses ayarları var. Ses bizim için önemli. Arkadaşlar buradan sesten sadece bu ayarları değiştirebiliyoruz. Buradan çıkışın RAW mı, PCM mi olduğunu ayarlıyoruz. Örnek veriyorum. Menüleri tanımanız açısından. Video, güvenlik, kalibrasyon yapıyoruz. Ekranı kalibre edebiliyorsunuz. Fakat biz daha önce yaptık zaten. Tekrar ana sayfaya dönelim. Bir yanlışlıkla bastık. Şuradan çıkalım. Arkadaşlar bir sonraki sayfamız var. Şurada iki sayfa gözüküyor zaten. Burada direksiyon kumandasını ayarlayabiliyorsunuz. Takvim var arkadaşlar ki sürekli buna bir aküden bağlantı vermemiz lazım ki takvim ayarlarını tutsun. Hesap makinesi koymuşlar. Saatimiz var. Arkadaşlar altına oyun koymuşlar. 5 taş.
diğer kağıt oyunları, link puzzle gibi. Genel tanıtımı bu şekilde arkadaşlar. Ses kalitesi olarak soracak olursanız da ses kalitesi olarak da iyi. Subwoofer bölümü var. Sese bir girelim şuradan. Şuradan USB'mize girelim. Tabii ki de bu bizim parçaların kalitesiyle de ilgili bir şey arkadaşlar. Oo, evet. Normal menü bu. Sayfalar arasında, daha doğrusu parçalar arasında sayfalar gibi geçiş yapabiliyorsunuz. Buradan loud var. Loud çok önemli. Ben loud'u seven bir insanım. Ses kalitesini çok değiştiriyor. Buradan da arkadaşlar equalizer ayarlarına girebiliyorsunuz. Hazır ayarları var. Fakat siz de custom kendinize ait bir equalizer ayarı yapabiliyorsunuz. Buradan fader kısmı var arkadaşlar. Daha doğrusu fade ve balance kısmı var. Arkalara verebiliyorsunuz. Sağ sol diye. Tabii bağlantılar da güzel yapmak lazım. Ve subwoofer kısmı var arkadaşlar. Şu an subwoofer kısmı açık olmadığı için, bende takılı olmadığı için arkadaşlar şu an işlev yapmıyor. Sormak istediğiniz sorular olursa ben yine araştırırım veya iner bakarım aracımı. Görüntü itibariyle böyle bir alet, güzel bir alet. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. 2 yıla yakın oldu. Bazen çok nadir CD atlaması yapıyor. Onun haricinde bir sıkıntım yok. Bakın arkadaşlar, Zetek diye bir marka vardı bende. DVD, CD almayan. Navigasyonunu, şimdi modelini unuttuğum bir marka. Zetek'te maalesef ben marşı ne zaman anahtarı, arabayı kapattım, açtım, sıfırlıyordu. Tekrar birinci parçadan başlıyordu. Fakat bunun bir güzel özelliği var. CD ve DVD'den, yani olması gereken bir özellik. Arabayı kapatıp açtığınız zaman bir gün de olsa geldiğiniz yerden devam ediyor. Tabii ki bu da elektrik alıyor. Sonuçta aküle bağlı. Hafıza da tutuyor. O özelliği güzel. Ya sırf o özellik için ben bunu aldım. Yanlış hatırlamıyorsam dolar euro tabii bu kadar yüksek değildi. 550 lira 600 lira civarı almıştım. Şimdi ne kadar oldu bilmiyorum. Arkadaşlar biz bu işi daha önce de bahsettiğim gibi ticari olarak yapmıyoruz. Bizim herhangi bir menfaatimiz yok. Amacımız deneyimlerimizi, almış olduğumuz ürünleri sizlerle paylaşmak. Like verirseniz seviniriz. Vermezseniz canınız sağ olsun. Abone olursanız seviniriz. Abone olmazsanız da canınız sağ olsun. 100'ü geçkin videomuz var. Hepsini izlemenizi tavsiye ederim. Hepinize iyi seyirler.